Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Eğitim serimize Lightroom'la devam ediyoruz. Tekrardan Lightroom birazcık daha detaylı giriş seviyesi bir eğitim olacak bu. Bir önceki eğitimde yorumlarınızı okudum. Güzel dönüşler oldu. Size sıfırdan Lightroom'u anlatacağım. Şöyle kapatayım. Baştan başlayayım. Lightroom klasik kullanıyorum arkadaşlar. Lightroom'umuzu açıyorum. Lightroom'umuz açıldıktan sonra bu file menüsünden New Catalog diyoruz. Yani yeni bir katalog oluşturuyoruz. Bu katalog bir iş yapıyorsanız o işe ait ya da işte ne bileyim gelin damatsa gelin damada ait. Yeni bir katalog gibi düşünün. Yeni bir sayfa gibi düşünün. Bu yeni katalogumuzun ismine ben eğitim yazayım. Şimdi yeni bir katalog açıldı. Size diğerlerini de göstereceğim. Yani bu kataloğun ne işe yaradığını, neden açmamız gerektiğini. Yeni bir katalogumuz açıldı. Buradan library menüsüne geliyoruz bu kısımdan tam olarak. Kullanmak istediğimiz yani müşterinin ya da işin bir tane fotoğrafını sürükleyip atıyoruz. Ctrl A, Command A diyoruz. Bütün fotoğrafları seç diyoruz. Import diyoruz. Bu kataloğumuzun içerisinde bu fotoğraflar alıyor. Artık fotoğraflar üzerinde çalışabiliriz. Bütün çalışmalarımızı bu Develop menüsünden yapıyoruz. Şimdi fotoğraflar şurada gördüğünüz gibi yükleniyor. Yüklendikten sonra işte Lightroom'daki menüleri, menüler nasıl kullanılır, hangi menü ne işe yarar? Birçok menüyü herkes çok farklı şekillerde kullanabiliyor. Katalog ne işe yarıyor arkadaşlar? Şimdi Open Katalog diyorum. Katalogumuz biz oluşturduk. Örnek veriyorum. Ceren Emre. Daha önceki Lightroom eğitiminde bunu işlemiştik. Yani bu müşterilerin fotoğrafları üzerinden. Onu şimdi ben tekrardan açıyorum. Sizin daha iyi anlayabilmeniz için bu kataloğu neden açtım. Şimdi bakın. Bütün yaptığım ayarlar, işlediğim fotoğraflar, bütün hepsi buraya kaydediyor. Biz bu yüzden bu kataloğu açmalıyız. Bu kataloğu açmazsanız mesela bazen direkt fotoğrafı Lightroom'da açtığınız zaman tek fotoğraf düzenleyip alabiliyorsunuz ama bu şekilde çalışırsanız size uzun vadede mesela diyelim ki bu müşteri yani şöyle düşünün. Burada mesela bakın iki tane fotoğraf var. Bu müşteri bu fotoğrafı istedi. Ben fotoğrafı değiştirmek istiyorum dedi. Kataloğun bize avantajı şu olacak. Bu kataloğu tekrar açıyoruz. Zaten bütün ayarlarımız burada. Fotoğrafların yeri değişmedi. Örnek veriyorum. Bu fotoğrafı değiştirmek istedim. Bakın burada 27-15 no fotoğrafı 16 ile değiştirmek istedim. Daha önceden bu fotoğrafa yaptığımız ayarlar kayıttı. Ctrl C diyorum. Buradaki bütün ayarları kopyalıyorum. Bir sonraki fotoğrafa Ctrl V diyorum yapıştırıyorum. Command V. Bu şekilde bizim işimizi kolaylaştırıyor. Yani bu kataloğu oluşturmanızın önemi bu. Şimdi bizim kendi kataloğumuza gelelim. Eğitim 3. Biraz önce bu kataloğu oluşturmuştuk. Şimdi bu kataloğa geri dönüyorum. Zaten eskisini kapatıyor. Şimdi yeni kataloğu açtım. Bu ilk başta fotoğrafları buradan tekrardan söyleyeyim. Library menüsüne atıyoruz. Import diyoruz. Fotoğraflarımız çıkıyor. Önce şöyle anlatayım size. Şu şekilde başlayabilirsiniz. Hızlı çalışmak istiyorum diyorsanız önce fotoğrafları seçmeniz gerekiyor. Bu da nasıl oluyor? Buradan bir tane fotoğrafa tıklıyorum. Şimdi oklarla ilerliyorum. Burada detay çekmişim. Mesela bu fotoğraf iyi. 5'e basıyorum. Bunlara yıldız veriyorum. Bakın şurada yıldız hemen ekliyor. Bu da güzel. Sonrasında bir tane de şunu almak istiyorum. Yani Lightroom'un en büyük avantajı bu oluyor. Ben mesela bazen müşteriler kendisi fotoğraf seçmek istediğin zaman bu şekilde bir kataloğu açıyorum. Müşterinin önüne bırakıyorum bilgisayarı. Onlar buradan seçiyor. Yani bu konuda da avantaj sağlıyor. Şunu alabilirim. Şunu alabilirim. Bunu alabilirim. Bu olur. Beğendiğim fotoğrafı işaretliyorum. Seçiyorum. Bu fotoğrafları ben çekerken çok beğenmiştim. Bu otelin ışığı da iyiydi. Örnek veriyorum. Bunu da seçtim. Bunları siyah beyaz seçmişim. Mesela makinede siyah beyaz çekerseniz RAW fotoğraflarınıza bu böyle renkli gelir. Ama bunların JPEG'leri siyah beyaz. RAW çekmenin mantığı müdahalesiz fotoğraf. Yani istediğiniz gibi müdahale edebilmemiz. Yani JPEG'de çekip bu şekilde sonuç alanlar var ama JPEG'de ben zorlanıyorum. Çünkü JPEG'de fotoğrafın tonları, işte ne bileyim kontrast değerleri, her şeyi ayarlanmış. Yani makine o anki verdiğiniz değerlere göre ayarladığı için sıkıntı olabiliyor. Mesela bu fotoğrafı siyah beyaz çekmişim herhalde şunları ama bak şu an burada renkli gözüküyor. Bunu da aldım. Çekime başlamışız artık. Hazırlık aşaması bitmiş. Şu an ben kendi zevkime göre seçiyorum. Tabi bunlar gelin damat seçse bu fotoğraflar daha farklı olabilir. Benim en çok sevdiğim arkadaşlar gün batımı fotoğrafları. Çünkü gün batımında ışık daha yumuşak. Şunu alabiliriz. Şimdi fotoğraf seçme işlemini bitirdim. Şurada bak filtre menüsü var. Filtre tıklayıp zaten dediğimiz zaman seçtiğimiz bütün fotoğraflar çıkıyor. Şimdi 31 tane fotoğraf. Burada histogram değeri var. Yani fotoğrafı nasıl pozladığımız, doğru mu yanlış mı? Mesela şöyle düşünün, bunu da hemen anlatayım. Yani burada fotoğrafa hiç bakmadan histogram değerlerinden fotoğrafın doğru mu ya da yanlış mı olduğunu anlayabilirsiniz. Onu da nasıl anlayabilirsiniz? Bakın, izleyin. Hiç oraya bakmadığınızı varsayın. Bak bu fotoğrafın doğrusu bu. Neden? Çünkü bu karenin dışına çıkan burada bir çizgi yok. Bakın o çizgi eğer karenin dışına çıkarsa ne oluyor? Şu an çıktı bakın. Fotoğraf patlıyor. Patlak alanlar çoğalıyor.
Daha çıkarsa ne oluyor? Bakın çok yukarı çık. Ya da tam tersini düşün. Karanlık bir ortamda fotoğraf ve çok karanlık. Bakın şuradaki çizgiler dışarı çıkmaya bak. Yani bu histogram aslında sizin fotoğrafı doğru mu ya da yanlış mı çektiğiniz ya da koyu alan mı çok, açık alan mı? Bunları anlatan burada bir tablo. Yani buna dikkat edin. Bunu okumayı öğrenirseniz çok iyi olur. Makinede de var histogram. Yani birçok makinede çekilen fotoğrafı sonradan histogram değerlerini görebiliyorsunuz. Bu şekilde mesela bakın hangi rengin ne kadar patlak alanlarda, açık alanlarda, koyu alanlarda olduğunu gösteriyor. Bunu tek eğri olanları da var. Bu şekilde de ayarlanabiliyor. Buradaki histogram değeri önemli. Şurada bizim White Balance yardımcı çubuğumuz var. Buna tıkladığınız zaman burada diyoruz ki hani bana düzgün bir White Balance ayarı yap diyoruz. O da bize diyor ki bu çubuğu bu fotoğrafta gerçekten beyaz olan yer neresiyse oraya koy. Buradaki beyaz olan da gelinlik ya da bu yastıklar da beyaz. Bakın gelinliğin üzerine tıklıyorum fotoğrafın white balance ayarını otomatik oradaki değere göre yap. Bunu buraya alırsam bakın yine değişiyor. Buradaki çarşafın üstüne alayım yine değişir. Yastığın üzerine alayım yine değişir. Yani diyorum ki bana burası gerçek beyaz. Buraya göre fotoğrafımın white balance ayarını düzenle diyor. Buradan bu şekilde white balance kötü fotoğrafınız. Diyelim ki bu fotoğrafı o an aceleyle white balance'ını ayarlamadan şu şekilde çektiğinizi varsayalım. Diyelim ki bu değerlerde çek. Hemen çubuğunuzu seçip o an biliyorsunuz nerenin beyaz olduğunu o mekanda. Bizde gelinlik var. Yani biz genelde düğün fotoğrafçılığı yaptığımız için en büyük avantajımız gelinlikten bu değeri almak daha iyi sonuçlar verir. Şu an gelinliğe tıklıyorum fotoğrafın gerçek tonlara dönüyor. Tabii ben present kullanacağım white balance benim için şu an çok önemli değil. Burada tamamız. Fotoğrafınızı buradan otomatik yani auto'ya tıklayıp otomatik fotoğrafınıza değerler o an gördüğü şekilde yani patlak alanları ve koyu alanları ortalama bir dengeye kurarak bu şekilde otomatik fotoğrafları ayarlar ama bunları ben kullanmıyorum. Tabi bazen mesela çok böyle 1000-2000 tane fotoğraf işlemem gerektiğinde bazen kullanıyorum ama bunu bilin çok kullanmayın. Burada ton kurus var. Yani buradan da fotoğrafınıza bölgesel müdahale edebiliyorsunuz. Burada ne yapıyor? Mesela gölge alanları daha yukarı çıkarsam ışıklı alanlara bakın sadece pencerenin olduğu yerlere müdahale. Yani bunu buradan da yapabilirsiniz. Buradan kendiniz kalır mikser var. Burada şu miksere sıkıldığınız zaman burada ise arkadaşlar fotoğrafınıza renklerine bölgesel müdahale edebilir. Bu nasıl oluyor? Bakın burası color'da da olabilir. Bunu color'da kullanırsanız kafanız biraz karışabilir. Şimdi Luminance Keyword menüsü var arkadaşlar. Buna tıkladığımız zaman bu fotoğraf yani renklerin ışığını ayarlıyor. Nasıl ışığını ayarlıyor? Şimdi burada mesela orange genelde insan teni, insan yüzü genelde turuncu renklidir. Bak ne yapıyorum? Bunun ışığını mesela örnek veriyorum bazen gelinimizin ya da damadımızın ya da modelimizin yüzü karanlık olduğu zaman bu ışığı arttırmak için bu Color Mixer menüsünden Luminance Key'e gelip orange'ı açabilirsiniz. Bakın şöyle olduğunu varsayın. Gelinimiz karanlık. Bunun tonunun yani bu rengi bakın kırmızı elbisenin üzerindeki bölgesel olarak müdahale edebiliyorsunuz. Saturation'da da bu renklerin renk doygunluğunu kısabilir. Daha çok renk verebilirsiniz. Bu elde de renk tonunu ayarlıyorsunuz abi. O ne kadar kırmızı olmalı. Gelinin yüzüne bakın. Böyle istediğiniz gibi renk tonları buradan kendiniz girebilirsiniz. Color Gradient var. Ben bunu çok kullanmıyorum arkadaşlar. Bu birazcık daha çok böyle hassas bir menü olduğu için burada bazen işlem yapmak çok zor olabiliyor ama buradan da yine bölgesel müdahaleler yapabiliyorsunuz. İstediğiniz tona, istediğiniz renge. Detail menüsü var. Bu menüde fotoğrafınıza çarpım verebilirsiniz. Bunun gücünü ayarlayabilirsiniz. Ya bu noise veriyor çünkü fotoğrafı haddinden fazla düşüyor an çarpımlar. Noise reaction var. Arkadaşlar ben bunu daha önce çok kullanıyordum. Bazen birçok fotoğrafı böyle noise giriyordu. Yani şöyle düşünün. Şimdi ben size burada anlamanız için söylüyorum. Farz edelim ki ben fotoğrafımı kötü bir ışıkta çektim. Fotoğrafımı çok yüksek ASA'da, ISO'da çektiğim için fotoğrafımı böyle noise verdiğini düşünün. Ben burada fotoğrafın noise'ini alabiliyordum. Yani fotoğrafınız şöyle noise'li olduğunu varsayıyorum. Bakın. Böyle kötü bir fotoğraf çektiniz ama fotoğrafı çok beğendiniz, iyi bir fotoğraf. Bunu Noise Reaction'dan bakın bunun bütün noise'lerini alabiliyorsunuz. Bu menü aslında çok önemli, işinize yarayabilecek. Lens Correction var. Burada Lightroom sizin kullandığınız lensi otomatikman buluyor. Bak şöyle yaptığımız zaman bakın Sigma 35 1.4 Art serisiyle çekilmiş diyor. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Şöyle yapayım. Bakın. Şimdi bütün lenslerin hataları var. Mesela kör noktaları var. Bazı noktalar biraz karanlık ya da işte kullandığınız lensin milimine göre fotoğrafa bombayı verebiliyor.
O yüzden bu o hataları düzeltiyor. Bakın ne yaptı fotoğrafını. Çok hafif fotoğrafında öyle fotoğraf 35 mm çekildiği için çok hafif sünmüş. Bunu hemen toparlıyor. Kenarlardaki de o koyuluğu, gölgeliği alıyor. Yani bu menüyü kullanabilirsiniz. Bu menüden de bu şekilde bölgesel müdahale yapıp işte ne bileyim düzenleyebilirsiniz. Manuel ayar yapabilirsiniz ama şurayı kullanmanız sizin için yeterli olacaktır. Tanımazsa eğer buradan seçebiliyorsunuz. Hani ben bunu Sony 35 artı çekmiş, sen yanlış gördün diyoruz. O ona göre bir düzenleme yapıyor. Lens correction'da da lens hatalarını giderebilirsiniz. Transform var. Burada da fotoğrafınız croplayabiliyorsa da mesela böyle 16 milimle, 12 milimle mimari fotoğraf çektiğiniz zaman duvar böyle üzerinize yatmış gibi olur. Onu burada düzeltebiliyorsunuz. Auto, bakın fotoğrafın yamukluğunu bile düzeltiyor. Tabi buradan siz değiştirebilirsiniz ayarları. Doğru şekle getirebilmek için. Ayrıyeten de müdahale edebiliyorsunuz. Dediğim de şu, bazen fotoğrafları çok geniş açıyla çektiğiniz zaman bu şekilde olur. Düzenleyen bir menü. Bu lens bulur yeni geldi. Bunu daha iyi anlayabileceğimiz fotoğraf şu olabilir mesela. Bakın. Pardon. Lens Blur'a geldim. Şu an analiz ediyor fotoğrafı. Fotoğrafı bulup bakın arkasını fluvlaştırıyor. Yani modeli seçiyor. Yani gerçekten o lens, ben bunu 2,5 diyaframda çekmişim mesela 85 milimle. Bunu düşünün ki 1,4'e çek, yani 1,4'e çekmiş gibi o etkiyi veriyor. Yeni güncellemeyle geldi. Bu menüyü de bu şekilde kullanabilirsiniz. Burada efekt menüsü var. Efekt menüsünden de fotoğrafın dışına bu şekilde işte modelleriniz daha iyi anlaşabilir, yani daha dikkat çekebilmesi için dışına bu şekilde gölge atabilirsiniz. Bakın. Yani istediğiniz etkiyi buradan hani fotoğrafı işlerken şöyle bir şey yaptığınızı varsayalım. Bakın. Grain menüsü var. Fotoğrafınıza eğer fotoğrafınıza bir noise istiyorsanız fotoğrafınıza noise atıyor bu şekilde. Siz siyah beyaz fotoğraflarda ne bileyim böyle vintage tarzı fotoğraf yapmak isterseniz onlar da buradan grain ekleyebiliyorsunuz fotoğrafa. Bakın. Şu an sıfırda. Şu an arttı. Bunun boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Bu noktalar ne kadar büyük olsun, ne kadar küçük olsun. Efekt menüsünde bu şekilde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar burada kalibrasyon menüsü var. Yani bunu ve kullanmakta ben bazen zorlanıyorum. İşte bu da çok bakın. İşte gölgelerin white balansını ayarlıyorum. İşte gölgeleri çok hafif daha kırmızı verdim. Buradan kırmızının ne kadar kırmızı olduğunu UV'den tonunu işte yoğunluğunu ayarlıyorum. Bu şekilde buradan da bölgesel renk müdahaleleri yapabilirsiniz. İşte ton girebilirsiniz mesela. Yurt dışında fotoğrafçı tonlarını buradan hazırlıyor. Bu menüden ayarlıyor çok tonunu. Sonra bunu kaydediyor. Present olarak söylemiştim size nasıl kaydedildiğini. Yani. Bunu şimdi tekrar yapacağız. Bu menülerin hepsini kullanabilirsiniz. Bu menüler gerçekten yani çoğu zaman hayat kurtarıyor. Şimdi benim burada size en çok bahsetmek istediğim yer burası. Burada fotoğrafa, bölgesel, istediğiniz gibi müdahale yapabiliyorsunuz. Bakalım neler yapabiliriz. Mesela arkadaşlar kullandığım tonlar var. Burada kullandığım tonları fotoğrafa uyguluyorum ve tabii ki bu ton mesela gün batımı için çıkarmışım. Burada güzel oldu. Kullandığım prezentin üzerine müdahaleler yapıyorum. Daha böyle iyi şekle getirmeye çalışıyorum. Şimdi bu şekilde bitti diyelim. Burada, şimdi buradaki yaptığım bütün hamleler fotoğrafın geneline yaptığı için bölgesele buradan geçiyoruz. Bu menü şuradaki yuvarlak bir bölümümüz var. Ona tıkladık. Burada ne kullanabilirsiniz? Burada subject var. Subject'le modelinizi seçip ona bölgesel bir müdahale yapabilirsiniz. Bunu hemen siliyorum. Başka ne yapabilirsiniz? Sphere tıklayıp sadece gökyüzünü seçebilirsiniz. Bakın arkada gökyüzü bölümünü buldu. Tabi bu fotoğraf gökyüzü olan bir fotoğrafta daha iyi çıkarır bunu. Şunu da siliyorum. Başka ne yapabilirsiniz? Sadece background'ı seçip mesela background'ınız çok hafif karanlık. Modelleri ön plana çıkarabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir seçim aracı var. Object diye. Yani burada ya tıklayıp size yapay zeka hızlı bir şekilde seçemediği yeri ya da ne bileyim işte bana
Sadece bir bölümü seçmek istiyorsunuz mesela. Buradan object tıklayıp mesela şuna tıklıyorum. Bak. Sadece burayı seç diyorum. Burayı seçiyorum. Ben bunu çok kullanmıyorum ama ne işe yaradığını bilin. Brush var. Brush'la artık yani bunları çok kullanmama sebebim geliştiği için, Lightroom yapay zeka tam destekli çalıştığı için daha kolay seçebiliyor. Önceden seçemiyordu. Biz böyle brush'la yapmak istediğimiz işlemin olduğu yeri bu şekilde seçiyorduk. Brush bu işe yarıyor arkadaşlar. Sonra da buna bölgesel müdahale yapıyorduk. Bakın sadece seçtiğim alana yapıyorum. Resettim tekrardan. Linear gradient var. Bununla da önceleri çok kullandım bunu. Bakın. Linear gradient'i seçtiğinizde şurası. Kısa yolu neymiş? Buna tıklıyorum. Örnek veriyorum. Ben fotoğrafıma ışık ayarı yapıyorum. Bir daha tekrar göstereyim. Bakın. Şu an şu menüye girdim. Linear gradient'i seçtim. Şöyle bir artış işareti var. Mouse'a tıkladım. Basılı tuttum. Bakın asılıyorum. Ben bunu asıldıkça buradaki feather değeri, yumuşaklık artıyor yani. Bakın ilk başta ne kadar sert, sonra böyle asıldıkça o yumuşuyor. Mesela buradan burayı hafif karanlıklaştırırsak, sonra bundan bir tane daha atarım. Yani bu ne işe yarar, nasıl kullanılır? Yani böyle bir tane daha atarım. Bakın buradan da aynı şekilde. Zaten en son... Önceden en son yaptığın ayarda kalıyordu, şimdi kalmıyor artık. Burayı da karanlıklaştırdım. Şimdi bakın ne oldu. Bu komple kapattım. Bak. Öyleydi. Kapattım. Bak alttaki yandaki ışıklar kapandı. Sanki fotoğrafın sağ bölümünden ışık geliyormuş gibi oldu. Ya da bunu şu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de çok işe yarar. Linear gradient'i seçtik. Şimdi bu fotoğrafa ışık şu bölümden fazla geliyor. Tam tersini ben şu bölümü şöyle hafif seçerim. Bunu bakın istediğim gibi oynatabiliyorum. Açtıktan sonra. Sonra bak şuraya tıkladığımda hangi bölümden gelmesi gerektiğini döndürebiliyorum. Şu alttan şu şekilde diyorum gel. Çok hafif koyulaştır. Yani mevcut olan ışığı destekledim. Yani ışık alanı alandan gölge alanları çoğalttım. Bu şekilde fotoğrafınızda farklı etkiler sağlayabilirsiniz. Radial Grant var. Bunda da yuvarlak bir sistem var. Böyle. Mesela bunda da ben önceden şu şekilde kullanıyordum. Bu şekilde seçiyordum mesela. Bakın. Ya da tam tersini yapıyordum. Yani buradaki arkadaşlar yaptığınız bütün işlemleri tıkladıktan sonra bakın invert var. Tam tersine çevirebiliyorsunuz yaptığınız. Bakın. Fotoğrafa nasıl bir etki var? Şu etki var. Yani bu araçların ne işe yaradığını ben size anlatıyorum ama sonrasında bu araçları nasıl kullanacağınız size kalmış artık. Hani bu sizin yaratıcılığınıza kalmış. Color Range var. Buradan tıklayıp bütün fotoğrafa bakın tıkladığım yere yani böyle otomatikman renk bulabiliyoruz. Sadece onları seçtim. Yani şu an ben bu dalları istediğim gibi müdahale yapabilirim. Yani bunlar yeni artık Photoshop'la, yeni Lightroom'la artık önceden kullanamıyorduk. Yani kullanamama sebebimiz böyle tıkladığın zaman bakın seçemiyordu. Şimdi ise bakın kolonu seçiyorum. Sadece dalları çok hafif yine hatalar var ama bütün dalları seçti. Sonrasında da dediğim gibi istediğiniz gibi müdahaleyi o dallar ne renk olsun istiyorsanız bakın şöyle istediğiniz renge çevirebilirsiniz. Şunu da sildik. Bir de ikincisi burada bakın artık insanları yani sadece insanları seçebiliyor ya da sadece 2-3 insan varsa bunları burada bulursa eğer bize sadece damada müdahale etmek istiyorum ben şu anda. Red Mask dedim. Damada koyulaştırdım. Çok hafif gölgesini açtım. Bakın sadece damada müdahale yaptım. Menüler bu şekilde arkadaşlar.
fotoğrafımızı, bir tane fotoğraf isteyeyim size hemen. Ona da bakın. Neler yapabiliriz? Paralelini çok sevmedim ya. Daha iyi olabilir. Ya bakın arkadaşlar, hiçbir prezent, hiçbir, mesela şunu yeni çıkardım. Bu ormanlık bir alan için çıkardım. Mesela burada olmuyor ama bunu çok hafif bir müdahaleyle ben kurtaramam. Mesela burada plato için yapmışım bir tane. O da bakımda olmuyor. Buradan yine en iyisi şu var. Buradan tonlarınızla müdahaleleri bu şekilde yapabilirsiniz. Bölgesel müdahaleler. Bakın. Yani şu ne yapabiliriz? Ekranı tıklarım, seçerim. Ekranın gölgesini açarım. Sonra buradan bak, create new mask var. Yeni bir mask daha ekletiyorsun. Ve hangisini ekledin, hangi işlemi yapmak istiyorsanız. Yani Photoshop'ta layer layer çalıştığınız gibi burada da bakın yapayım ben hemen size. Gelin ama da başlayayım. Bakın burada iki tane maskım var. Bir mask daha eklerim. Tekrar background seçerim. Biraz daha koyulturum. Buradan bir mask daha seçerim. Mesela color range'e tıklarım. Bu renkleri değiştirmek için ayrı bir... Nasıl oldu? Şu şekilde açarım biraz renklerini. Sonrasında bunu şöyle yaparım. Renkleri soğuturum. Şimdi burada ne yaptık? Bakın. Sadece dalları seçtik. Color range ile. Maskeledik. Sadece background'u seçtik. Sonra sadece gelin damadı seçtik. Bir mask daha attık. Yine background'u seçtik. Yani burada istediğiniz kadar hamle yapabiliyorsunuz. Önceden bunlar bu kadar kolay değildi. Bunlar için ekstra bir işlemler yaptık Photoshop'ta. Bak fotoğrafı bu hale getirdim. Sonrasında ne yapabilirim? Bak, yapabilecek olduğum şeyleri menülerden. Burada işlemlerimi yaptım. Burayı çok kullanmam. Ben Color Mixer'i çok kullanıyorum. Burada bahsettiğim gibi Luminosity'ye gelirim. Mesela gelin damadın yüzüne koyulaştırırım. Yani buradaki ışık değerini ayarlıyorum. Sonuçta. Sadece gelin damadı bakın yüzlerine müdahale edebilirim. Yerde de aynı renk olduğu için yeri de alıyor otomatikten. Bunu çok hafif kıstım mesela. Bakın fotoğrafımı bu şekilde getirebilirim. Buradan istediğiniz hamleleri yapabilirsiniz. Ayrıca presentlarımı da ilerleyen süreçlerde vereceğim arkadaşlar. Bu eğitimler devam edecek. Lightroom menüleri bu şekilde arkadaşlar. Yani mümkün olduğunca basit anlatmaya çalıştım. Yani kendi anladığım şekilde anlatmaya çalıştım. İşte kelime telaffuzlarında işte burada çok İngilizcem olmadığı için ben anladığım dilde anlatıyorum. Başka ne yapabiliriz bakın. Mesela ben fotoğrafları çekerken siyah beyaz düşünmüştüm. Fotoğraflarınızı buradan direkt siyah beyazı çevirebilirsiniz. Buradan çevirdiğiniz zaman da bakın artık siyah beyaz müdahaleler yapabiliyorsunuz. O biraz önceki bizim Color Mixer bölümü siyah beyaza döndü. Oradaki işlemleri bakın burada daha iyi işlemler yapabilirsiniz. Fotoğrafınızı direkt buradan siyah beyaz çevirirseniz. Ama mesela ne yaptınız? Örnek veriyorum. Buradan çevirdiğinizde de aynı şekilde. Ama biz fotoğrafınızı varsayın ki sizin burada bir presentınız var. Mesela bir dakika şöyle bakayım. Anlamanız için. Örnek veriyorum. Ben bir tane fotoğrafımı buradan siyah beyaza bu şekilde çevirdiğimi varsayayım. Burada aynı menü devam ediyor arkadaşlar. Bakın. Çok müdahaleler oluşmuyor. Ama şu şekilde siyah beyaz yaparak ilerlerseniz size birazcık daha yardımcı oluyor. Bakın. Daha kolaylaşıyor bazı şeyler. Siyah beyaz olarak daha iyi olabilir. Fotoğraflarınızı artık siz ne çekiyorsanız, neye uygunsa çalışma tarzınızı birazcık daha bu şekilde kolaylaştırabilirsiniz. Umarım anlaşılır ve işinize yarayacak bilgiler vermişimdir. Buradan fotoğrafınıza crop da yapabilirsiniz. Şu
şekilde, ne bileyim, mesela fotoğrafı böyle değişik bir etki verebilir miyiz? Bakalım. Şöyle yapayım. Direkt bunun için gelin. Şöyle bir kurak atabilirsiniz. Sonrasında da beğendiğiniz bir present'ınızı atarsınız. Bakın bu fotoğrafa biz birazcık böyle, ben bunu free tonla kesiyorum. Arkadaşlar bakın, size bir tane şimdi nasıl çalıştığımı göstereyim. Mesela bu fotoğrafı ben şu şekilde yapardım. Şu an renk tonumu yaptım. Bu ton tamam dedim. Bakın böyle otomatik tonu da verebilirim. Gelin gözünden ama olmaz. Bir dakika, bir tane de basayım gelinliğe. Bakın tonumu verdim. Bu ton benim için ideal. Şimdi gelinin gözleri, bakın hafif karanlık, ışık iyi düşmemiş. Buradan şu biraz önce bahsettiğim mask menüsüne geliyorum. Burada neyi kullanabilirim? Burada radial gradient kullanabilirim. Çünkü o yuvarlak, biraz önce anladık ki bakın, bu şekilde yuvarlak bir etkisi var. Yani yuvarlak seçim yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu alta basarak, bir dakika. Bakın bu şekilde bir müdahale yapabilirsiniz. Sonra tekrar yeni bir maske ekleyip buradan öbür gözüne de aynı müdahale yapabilirsiniz. Bakın. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Böyleydi. Böyleydi. Şu biraz fazla açılmış. Bunu birazcık koyuyorum. Bunun makyajı da bozmamak lazım. Sonuçta makyajcılar da bu işler için çok uğraşıyorlar. Bizim ışık ayarlarımız üzerinde. Bunların da makyajı bozulmasın. Bakın o tarafımıza daha iyi etki sağlamak için, daha iyi etki vermek için bu menüleri kullanmanız, hani doğru kullanmanız, ne işe yaradığını bilmeniz sizin için avantaj sağlayacaktır arkadaşlar. Bu tarz şeylerin gelmesini, devam etmesini istiyorsanız ve bunlar size verimli oluyorsa kanalımızı takip edin, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.